Herkese merhaba. Ben Melih Esat Açıl. Yet, yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. <laughs> bu konuşmayı atladınız mı? Greta, Tintin, Eleonora, Erman Thunberg. Evet, o örgü saçlı tatlı kızımızdan bahsediyorum. Hani Birleşmiş Milletler'de bu konuşmayı yaparak şu anda tüm dünyanın gündeminde olan tüm dünyayı iklim değişikliği noktasına uyarmış aktivist kızımızdan bahsediyorum ama her şey öyle gözüktüğü kadar masum değil. Hatta karanlık. Ben öyle komple teorisyeni falan değilim. Hatta genelde dalga geçerim. Videolarıma da bakarsanız hepsi belgelidir. Ama buradaki karanlık noktalar çok net bir şekilde gözüküyor ve sizlere de onları aktarmaya çalışacağım. Bakın bu kız Birleşmiş Milletler'de e, o konuşmayı yaptıktan sonra Türkiye ve gelişmekte olan birçok ülkeyi şikayet ediyor Birleşmiş Milletler'e. Ne için? Karbon salınımı noktasında. Şimdi burada bir düşündüm. Yani Geliyorsun böyle bir konuşma yapıyorsun. Kalkıp Türkiye'yi şikayet ediyorsun. Dünyanın karbon salınımının %20'sini, %20'sinden hatta fazlası Çin'de oluyor. Bizim kat ve katımız Amerika'da oluyor. Birçok gelişmiş ülke var. Onlar duruyor. Ama Türkiye, Arjantin gibi gelişmekte olan ülkeleri şikayet ediyorsun. Peki kardeşim burada karanlık nokta ne? Şikayet etmişse sen de önlemini al. Kız iklim değişikliği noktasında konuşuyor. Kardeşim zamanında gelişmiş ülkeler basmış karbonu, basmış salınım, basmış karbon salınımını Şimdi kalkıp gelişmekte olan ülkelere kıssaslar koyarak onların bu gelişme sürecini engellemek. Bu şimdi komple teorisi mi? Açık alenen ortada. Gözüken köy. Ha bir başka taraftan. Bu kız zaten şu anda parlatıldı ya. Nasıl parlatıldı? Tamam BM'de bir konuşma yaptım. Hala dünya gündeminde. Nasıl? Hala Amerika'daki medya kuruluşlarına çıkıyor. Avrupa'daki medya kuruluşları hala parlatıyor. Yani şunu düşünün bu global medya şirketlerinin patronları nasıl insanlar? İslamofobik, efendim dünya mazlumlarını görmeyen, zulümlere sessiz kalan tipler. Ve dünyayı yöneten belli başlı isimler, belli başlı gruplar var. Mesela Rockefeller, Rothschild gibi. Çok mu böyle komplo oldu bu Rockefeller, Rockefeller, işte bu isimleri verdim Rothschild vesaire işte. Yo, dünyada bakın dünya çapında ün olan birçok kişi bu süzgeçlerden geçerek geliyorlar. Hollywood'a bakın, müzik piyasasına bakın. Bu kız da şu anda dünyanın tam gündemin ortasına oturdu. Ve tatlı bir konuyla iklim değişikliği. Uyarması zor. Neden? Çocuk ve aktivist olduğu grupta hep çocuklardan oluşan bir grup. Aynı işte nükleer enerji noktasına gelişmiş ülkeler yapmıştı ya nükleer enerjisini. Şimdi de bu kızcağız uyarıyor işte karbon salınımı noktasında. Ama gelişmiş ülkelerle ilgili bir şey yok. Şimdi nasıl nükleer enerji noktasında işte Amerika, İran'ı vesaire diğer ülkeleri uyarıyorsa. Kardeşim sen zamanında basıyorsun, yapıyorsun. Ağır sanayini kuruyorsun, ülkeni geliştiriyorsun. Şimdi Türkiye gibi gelişmekte olan ülke kalkıp bu kızcağı da şikayet ediyor. Bu kız da zaten parlatıldı. Daha öncesinden beri parlatıldı. Yeni değil. İşte hatta o BMD konuşmasına da efendim güneş panelli yatla geliyor. Okyanusu aşarak işte iyice böyle dünya gündemine oturuyor. O yatı falan kim ayarlıyor vesaire. O kadar işte şeyler çekiliyor vesaire. Şimdi bu kadar dünya gündemine oturuyor da kalkıp şikayet ettiği konu bu. Hatta işte konuşması da benim çocukluğumu işte şunu çaldınız, hayallerimi çaldınız vesaire diyor. Çocukluğu hayalleri çalınan birisi varsa oraya sen kalk ailen bebeğin tabutunu koy. O çok daha etkili olur. Anlatabiliyor muyum? Ha ben bu kız şöyledir böyledir demiyor ama arkasındaki karanlık oyunu söylüyorum sizlere. Çünkü dünyada sanayi yani yapmak için bu karbon salınımı bir gerçek. Ha iklim değişikliği yok mu? Ben biraz araştırdım onu işin uzmanları daha iyi bilir, yanılabilirim ama baktığım kadarıyla yani dünyada böyle 50-100 senede bir iklim gidip, yani gidip gelmiş. Belli işte şimdi yükseliyor diyorlar ama bir 200 sene öncesine falan bakın. Durum çok fazla değişiyor, gidiyor, geliyor vesaire. Bundan bakın 70'li 80'li yıllardaki dergilerin kapaklarına bakın. Ben Times'in falan o zamandan beri takip ediyorum. İşte buzul çağı geliyor. 10 sene sonra bütün dünya buz kaplayacak vesaire diye haberler geliyordu mesela. E daha yakın geçmişe bakın. Hatırlayın 2000'lerin başında ozon tabakası deliniyor. Sıktığınız spreyler ozon tabakasını deliyor olabilir. E ozon tabakası kurtuldu mu şu anda? Niye konuşulmuyor? Bakın, dünya gündemine gelen konulara, dünya gündemine gelen insanların arka planı birazcık düşünmek gerekiyor. Yani başta da söylediğim gibi ben komplocu falan böyle umum ne var ne yok. Gözüken gerçekler var. Belli bir şikayet var ve bu şikayet arkasında da belli kısıtlamalar var. BM'nin şimdi işte hazırladığı şeylerde falan işte şu kadardan fazla yapmak istiyorsanız şu kadar para vermeniz gerekiyor vesaire diyor. O kadar para verilebiliyorsa o kısıtlama niye yapılıyor? O zaman paraya veren düdüğü çalar şeyine geliyor. O paralar nereye gidecek? Şu anda dünyada zaten BM çatısı altında tek böyle ana bir güç oluşturmaya çalışıyor. Biliyorsunuz işte 1950'lerde 60'lara bakın ülke sayısı 60-70'ler yani orada yüzlere ulaşmış olabilir. 1900'ların başını söyleyeyim orada 50 küsür ülke var. Şu anda bakın işte 200 küsürden fazla ülkeye doğru gidiyor. Belli başta küçülterek bir yönetim anlayışı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu anlattığım diğer anlatımdan kopuk değil. Yani bütün dünyanın, bütün ülkelerin çalışmalarını belirleyecek bir ana güç ekseni oluşturmaya çalışıyorlar şu anda da zaten bu tarz global grupların örgütleri işte güya çocuk hakları vesaire yani bu şeylerin yöneticileri kim bilmiyor İşte saydım o karanlık güçler yani diyebilirsiniz kardeşim bunları söylüyorsun da nerede belgeniz İşte bak Hollywood'da dünya çapında çıkan bütün yıldızlara bak çıkardığı şeyler hep bir şeye hizmet ediyor. Bir sene LGBT'ye, bir sene cinsellik, bir sene para. Sürekli bir şey vurgusal. Bir sene uyuşturucu işte. Bir sene rapçileri patlatıyorlar. Uyuşturucu şey çıkıyor işte. O bilmem ne. Yani şu anda da bu kızın dünya gündeminde olmasını biraz böyle bakmak gerekiyor. Ve hala bu şekilde parlatılıyor. O aylan bebek önüne de es geçmemek gerekiyor. Kalkıp orada Çocuklardan bahsediyorsun mesela, tamam iklim yaşayan da işte çocuklar filan. Kalkıp Filistin'deki, Suriye'deki, Afganistan'daki senin madem şeyin çalınmış, çocukluğun. Ulan dünyanın en refah seviyesi yüksek ülkesinde yaşıyorsun. Dünyanın en refah seviyesindeki ülkesinde yaşıyorsun. Eğer çocukluğu çalınan birileri varsa birazcık dön totonu da bir arkaya bak bakalım, bir Ortadoğu'ya bak bakalım. Kimlerin çocukları nerelere gitmiş? Çocukluğu bırak şu an dünya üzerinde adım atmıyorlar bile. Ya? E bunu buraya getirin, ya, o zaman o zaman bir 10 kere düşünmek gerekiyor. Ya yani bu sadece bir örnek üzerinden değil. Dünya üzerinde oluşan olaylara, dünyanın gündemine gelen şeylere biraz arka planına bakmak gerekiyor. Niye onlardan bahsedilmedi? Niye Amerika Çin'den şikayet madem ediliyor? Niye onlar edilmedi? Hmm. Demek ki şu anda hele bir de şimdi çocuk olduğu için şikayet etmesi de zor. Ama ben buradan Sayın Greta'ya, Greta Hanımefendi şu an dünyada öyle Greta Hanım Efendi sesleniyorum. Verin yıllık bir de 300 milyar dolar. Biz ağır sanayiyi kurmayalım. İşte sanayilerimizi kapatalım. Belli sanılım şeyleri azaltalım. Tamam eyvallah. Birileri gelişmiş. Biz bunları yapmayalım. Yıllık olarak bize 300 milyar doları aktarın. Bunları yapmayalım. Ege'de tarım köylerimiz var. Gider ense yapar yatarız. Kalkıp dünyada kişi başı gelir. En yüksek ülkelerden bir, birisinde yaşıyorsun. Efendim kalkıp aktivistlik yapmak için sabahları bilmem ne kahvaltı yapıyorsun. En güzel kahvaltı yapıyorsun. Öğlen akşam yemeklerini yiyorsun. Öyle bir dert yani dert komik bile gelir or, öyle bir ülkede yaşayan birisine. Hayalleri çalınmış. Ya seni kapının önünden bisiklet bile çalınmaz ya. Buradaki insanlar ya yani bırak o şeyleri o fütüristik efendim dünyanı bilmem neyi. Yemek derdinde su derdinde. Kalkıp bunlardan bahsediyorsun. Afrika bu şeyi yapmasın o zaman salonumu vesaire yapmasın. Biraz gerçekçi de olmak gerekiyor. Bak %100 böyle bir sorun varsa dahi ben biraz araştırdığından bahsettim. Eklim, gelgitleri falan var. Daha önce işte ozon tabakasıyla örneğini verdim. %100 böyle bir sorun, şey varsa dahi kardeşim, o zaman bunun yapılacak %50'sini, %60'ını yapan gelişmiş ülkeler var. Önce onlardan başlasanız da onlar zaten gelişmesini birçok noktada tamamlamış. E, refah seviyesi en üst noktalarda bir yerde. Yani bu bunlar konuşulmuyor ama Amerikan medyasında konuşuyor. Efendim Türkiye şikayeti konuşuluyor. Ee, e burada burada biraz bakmak gerekiyor dostlar. Bunları araştırmak gerekiyor. Yani öyle bir hale geldi ki şu sosyal medyada bile e, yani dönen o enformasyonda ne görüyorsak o eyvallah. Şimdi bu kızı paylaşanlar binlerce retweet aldı. Efendim bravo insan hak aktivist bilmem ne. E şimdi biz bak bu gerçekleri görünce bakalım nasıl bakıyorsunuz. Yani şu olaya. O yüzden arka plana bir bakmak gerekiyor. Ha illa bir aktivist arıyorsanız ben size 10 numara 5 yıldız gerçek aktivisten bahsediyorum. Gerçek. Ha bak şunu tekrar ediyorum. Ben insan hakkına girip işte böyle büyük büyük konuşup da kimseye böyle yani hani hakkına girmek istemem. Yabancıdır mesela fark etmez. Buna dikkat ederim. Yani 16 yaşında bir kız. Belli hastalığı da var. Efendim o e, yani ama ben arkasındaki şeyden bahsediyorum. Dikkatinizi çekerim. Yani belli şeyler noktasına yönlendirilmesi basit. Yani böyle bir yapılabilir. He o şey kafası ona zaten ben erebileceğini düşünmüyorum şahsen. E, erip de yapıyorsa zaten aşağılıktır onu açık söyleyeyim ama. E, arkasında da bu metinler vesaire işte bu çekimler efendim şu an sosyal medyasının patlaması. Efendim Amerika medyası falan. Ha dediğim gibi gerçek aktivist. Harbi aktivist arıyorsanız benim aktiv aktivistim Kıyasettin. Malatya'da Gıyasettin. Bakın görün aktivistlik nasıl yapılırmış. İzleyin. Ben onun tarafındayım. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. Bu radyasyona karşıyız bakın. Burada valimize sesleniyoruz. Burada çoluk çocuk gördüğümüz gibi hep hep hepsi hasta durumda. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. Bu radyasyon yapılırsa yani mahalle zarar olur Niye birbirimizi kıralım? Niye insanların kalbini kıralım? Niye zorunlu olmadıkça niye böyle yapalım? All you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth.

And change is coming, whether you like it or not. Bizim mahalleye gelmesin, evet. ben, biz çocuklar olarak geleceğimizi garanti altına almak istiyoruz. Bunlar hepimizi, hepimizi zehirler. Evet. Thank you. Evet, işte bir aktivist gerçek anlamda. Aradaki farkı gördünüz, anlatmaya gerek yok, ortada, gördünüz. Evet. E, düşünce dünyanıza e, farklı bir bakış açısı e, katmışımdır umarım. E, bu bir örnekti ama dünyada e, ortaya çıkan birçok e, meseleye bu şekilde bakmanızı, bir arka planı sorgulamanızı tavsiye ederim. Bu önemli, e, dünya meselelerini okumak açısından da bu önemli. Sizlerden ricam lütfen kanala abone olup bildirimleri açmanız. Bundan sonraki videolarımızdan anında haberdar olabilmeniz için bu önemli. Desteklerinize daha çok kişiye de ulaşmış oluruz. Tabi videoyu paylaşarak da daha çok kişinin görmesi yine vesile olabilirsiniz. Videoyu beğenerek de daha çok kişinin ön plana çıkmasına yardımcı olabilirsiniz. Instagram'dan takip edip konuları paylaşabilirsiniz. Keşke bununla ilgili bir ses kaydı olsa ya çok uzun oluyor. Instagram'dan da istediğiniz konuları paylaşabilirsiniz. benimle. Teşekkür ederim efendim. izlediğiniz için, zaman ayırdığınız için. Allah ömür verirse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.